Selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Hatice Sever, Eurosplend kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hem siz hem çiçekleriniz sağlık ve afiyettedir. Benimkileri soracak olursanız gördüğünüz gibi hepsi güzeller. Elden geçtiler. Yeni bir kimlik kazandılar. Yeni yerlerine de alıştılar zaten. Havaya alışmışlardı çoktan. Yeni yerlerinde, yeni komşularıyla, yeni arkadaşlarıyla yavaş yavaş mutlu olmaya çalışacaklardır inşallah. Gelişimlerinden zaten bunu anlıyoruz. Arkadaşlar buraya konumlandırdım ve de çok iyi oldu. Bunu kapatıyorum. Yağmur gelmiyor. Ve sonra soğuklarda don gelince haftaya onları hiç kaldırmadan, yerinden oynatmadan şuralara, yukarılara, bir yerlere bir don örtüsü, cibinlik gibi bir şey yapacağım ve havalandırma şekliyle bunları korumaya çalışacağım inşallah. O yöntemde ben başarılı oldum. Kesinlikle üstlerine herhangi bir örtü, naylon, onun gibi benzeri şeyler gelmemeli. Yani benim edindiğim tecrübe bu. Ama bunlar da şimdi bakın gündüz gözüyle ne kadar güzel duruyorlar. Şöyle başlayalım. Tabii bunları siz gece gördünüz. Şöyle geçeyim. Ay, orayı da kapattım ya, biraz karanlık oldu arkadaşlar. Orayı açayım da ondan sonra göstereyim. Evet, bakınız fark etti. Güzel olmuşlar. Renklerin uyumu, her şey harika. Şuraya iki tane de atlas geçirdim. Ondan sonra bakınız. Güzeller. Renk uyumları. Biraz tozlu, topraklı tabii ama bir rüzgar da var. Evet, böyle. Güzel bir kombi oldu bu. Bu da sitede çok güzel duruyordu. Böyle gri bir maviydi. Geldi biraz bize hayal kırıklığına uğrattı ama buraya dikince hoşuma gitmiyor değil. Güzel. Yaprakları biraz sertleşince daha da güzel olacaktır. Hemen hemen bakın başlamış. Böyle duruyordu zaten. Tabii kargo şartlarında biraz da bu biraz nazik tür galiba. Hop diye hemen kellelerini aşağıya indiriyor yukarılardan. Bunu ellemedim arkadaşlar. Bunu sonra yapacağım. Bu önceki Albert Baynes işte bu. Buna tospi mi diyorlar, ne diyorlar? Runioni bu. Runioni. Evet, bu da çilli. Bunun başına gelmeyen kalmadı. Şu kestiğim yerdeki, şu gördüğünüz yerdeki çürüdü. Onu kestim attım. Öyle en azından o kurtuldu. Bunu daha da zenginleştireceğim. Bunlar gördüğünüz zaten göstermiştim. Tutmuşlar bakın. Güzel olmuşlar. Ay şunu. Şu çok güzel. Şunu şöyle bir. Başka bir yerden ezilme olmasın. Bunu da böyle bir saksı yaptım arkadaşlar. Bunları dikeli oldu. Şunu yani 3 hafta falan olmuştur. Güzel. Kızarmaya başladılar. Hatta bakın şuradan düşen yapraklardan yavaş yavaş patlatmış bile.
Dekoramız. Dekora çok güzel. Büyük yapraklılar ve variegatalar gerçekten güzel duruyor. Evet, bu son diktiğim. Rengi böyle güzel. Görünüşü her şeyiyle, taşlarıyla. Yanındaki lavli de deseniz öyle. Çok güzel bir tür bu lavli ama artık bilmiyorum kaç senede bu birazcık büyür. Ama olsun, böyle görüntüsü de çok güzel. Renkleri muhteşem. Mavisi bu kadar değil. O da güzel de. Evet. Mum objinler. Bunlar keyifleri, halleri yerinde. Keyifleri, halleri. Böyle bir cümle mi olur? Halü keyifleri. Evet. Bunlar yerinde. Ha, bunu da akşam diktim arkadaşlar. Şu saksı demeyeyim de, bunu ne için almıştım bilmiyorum. Süs objesiydi. Kaç senelik bu? Benim kızımla yaşıt. Belki de daha önceden almıştım bunu. 22 sene falan. Buna diktim. Uğraştım. Önceden uğraşmıştım altını deleyim diye arkadaşlar, matkaba aldım. Patinaj yapıyor matkap. Asla delmiyor. Suda denedim, bir tanesini kırdım. Aa, bunu dedim. Bıraktım. Bir kenara, köşeye. Sonra baktım nilüfer delmeden dikiyor. İyi dedim, denenmiş. Denenmiştir. Ben de böyle güzeldi, güzelce bir dizayn yaparak buna diktim. Akşam bunu yaptım. Yani siyah taş olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Saksı beyaz ya. Ama siyah taş yok. Bu da yine bu Baldi'nin kristatına bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Zaten Baldi'nin kendisini de seviyorum. Bazılarının beğenmeyip attığı. Ama ben seviyorum. Bu böyle gül gibi. Yazın bu böyle şey gibi oluyor. Anonimler gibi böyle kapanıyor. Pes pembe oluyor. Güzel bir tür bu. Hatta bunu böyle biraz indirdim, yukarıya doğru değil de bunlar böyle biraz aşağı doğru yanınca, yatınca güzel oluyor. Yatırdım. Böyle buradan aşağıya. Güzelce. Bir görüntü sağlamış oldu. Kiviler zaten son anda kurtardığım kiviler. Kendilerine inşallah gelir. Artık bundan sonra da yani bile bile çiçekleri dondurursak biz bir şey bilmiyoruz demektir. Yani yap şeyden ders almak lazım. Evet, bunlar da yavaş yavaş yapraklar katmaya başlamış. Şunun rengi muhteşem. Şöyle yapayım da renk görünsün. Çok güzel. Bunları tabii ileride bulunan rafları var. Oraya koyacağım. Orada tabii bunlar böyle aşağıya doğru sarkacakları için ne yaptım? Oralara sarkıcı türler diktim. Hani konumuna göre dikiyorsunuz arkadaşlar. Yani ben öyle yaptım. Mesela bu yüksek. Bu aşağıya gelecek. Bu biraz daha yüksek. Bakın, daha alçaklar bu tarafta. Demek ki bunu öylesine koyacağım. Önü buraya gelecek. Yani ön bu taraf. Öyle düşünerek dikiyorum. Bu hiç yani bir türlü büyütemediğim şunlar. Ay, neydi bunun ismi? En çok bildiğim isim. Variegatası da var onun. Evet, bu
Normali dur, hem sizden konuşuyorum arkadaşlar, hem ismini düşünüyorum. Bu da Veriyak Atası. Evet. Ama bu Sedum Kulavatum. Hayır, bu o değil. O Sedum Kulavatum. Bu Tolibonus değildi. Titubans. Titubans. T ile başlıyor. Titubans şey gibi ya. Yani biraz farklı bir şey çağrıştırdı bende ama şimdi o da aklıma gelmedi. Evet, bunlara geçelim. Tüylü Pulvinatum. Yani rozet, plant şeklindeki. İki kafalı. Onu da hep kenarlara yerleştiriyorum genelde. Evet, Letizia. Bunlar pembe bir şeydi şu. Bu baby finger yani. Bebek parmakları. Bu da neydi? Lausensis. Güzel kızaran bir tür. Bunlar da biliyorsunuz öyle minik minik kelle alıyorum. Kenarlarına dikiyorum. Orada çoğalıyorlar. Onun da kök çürümesi gibi bir şey olmuştu. Kestim. Kuru toprak hepsi oraya diktim. O zaten yazın ne hale gelmişti. Hiç büyümüyorlar o. Onlar yani onları büyük alacaksınız. Bu da elegans. Onu da kenara diktim ki kol atsın. Kol atanları daha kenarlara dikiyorum. Burası lahana. Lahana arkadaşlar bir büyümüştü önceden. Şöyle şuraları kaplamıştı. Ondan sonra yazın bütün bu alt yaprakları kurumuş falan geldim ki hani olur ya biliyorsunuz lahanaları. Şurası şey kalmıştı. Tabii bir küçülttüm falan. Kış geldi anca bu kadar. Meksikalı beyefendi şapkası yok ama. Yani orada mı şey yapmış acaba, niye onun ismi almış bilmiyorum. Bunlar da güzel bir tür. Ay, bunların çoğu gitti biliyor musunuz arkadaşlar? İşte böyle birkaç tane sağda solda yerleştirdiklerim kaldı. Evet, bu da yine burada bir saksı var. Bir de buraya. Böyle saksının ortasında bir prenses gibi. Ha, bunlar da öyle graptolar arkadaşlar. Sarsınlar diye onları kenara diktim. Orion. Bu da Atlantis galiba. Evet. Şöyle geçeyim. Ay bak, buraya çarpmışım bunu. Çarpmalardan dolayı baya bir kırıp döküyorum. Bunu Maria hediye koymuştu. Yarısı kırılmış ama olsun. Buraya bunu gördüm de koydum da buraya dikmem lazım. Buradan ben bir şey ne aldım ya, düştü. Ha, geri düşmüş. Ay, bu da bitlenmiş. Bu beyaz şeylerin arkadaşlar bunlar. Bunu kurtaramadım. Ha tamam, şu kenarları iyi de. Bakınız bu böyle çok ileri safhalara gitmiş. İlaçladım, şey yaptım. Ay, şuraya bakın. Yani onlar içinde herhangi bir şey yok, yaşamıyor. Ama böyle şeyleri kaldı. Örümcek ağındaki şey gibi kaldı. Yani şuraları iyi de dalları da çok sağlam. Bunu ben şuraya dikeceğim, yani bu büyük yere. Onun için şuraya koyayım. Şurada dursun, yine de atılmasın. Heh, buraya başka bir şey gelir. Bu mendozalar biraz içeride almıştım. Sanki yukarıya doğru bir büyüme yaptılar. İçeri almakta çözüm değil. Sıcak ortamda. Ama ölmesinden iyidir. Evet, bu böyle. Çok güzel değil mi? Buna da çarptım, kırdım. Allah Allah. Bu da çok güzel renklenen
bebek veren, bebeğini almıştım. Böyle bu da buralardan kol atarak bebek veren bir tür. Yazın çok güzel pembeleşiyor bu. Evet, bu da sanki şuna benziyor. Yok, aynısı değil. Daha farklı. Bunu Türkiye'den getirmiştim. Nasıl getirdiysem öyle duruyor. Tabii kış geldi, ne yapsın? Evet, bu da böyle birkaç yerde yer değiştirdi. Orada olmadı, oraya aldım. Orada olmadı, başka yere aldım. Evet arkadaşlar, bu görüntü böyle ama güzel bir görüntü var. Bu arada ben temizliğe başladım arkadaşlar. Yani evin içini temizledim. Sıra buraya geldi. Orada yaptıklarımı, düzenlediklerimi buraya çıkardım. Artık içeride hiçbir şey yok şükür. Dediğim gibi korumada havalandırma yöntemiyle yapacağım inşallah. Evet, merdivenime geleyim. Bu çillim. Bu tek daldı, bir dal daha almıştım. Odalı da onun arkasına diktim böyle güzel saksısıyla beraber. Bu renk muhteşem ya. Bu mor çeşitleri, bordo mor böyle. Çok güzel duruyor. Aslında bu da çok güzel bir tür arkadaşlar ama işte bu saksıyı doldurmuştu. O kadar güzeldi. Hatta seyreteyim videolarımda görürsünüz. Orman gibiydi, seyreltemiyordum ama işte güzele bir sivilce yeter demişler. Buna da bir soğuk maalesef küçülttü küçülttü bazı bu şurayı kurtardım ama şurada biraz problem var. Artık bakacağız. Saksı küçülünce şunları da buraya dikmiş oldum. Ne yapalım? Evet, graptolar böyle. Graptolar da maşallah şimdi bundan sonra onlar büyürler. Buradaki graptolar da renklenmiş, güzel olmuş. Yine bunu gelip giderek çarptığım için şuradaki yapraklar düşmüş ama güzel oldu. Bakın diklenmiş, büyüyecek. Bir elegans da burada. Bu da bakın ama çok susuzlar gerçekten. Bunda hiç su yok. Hiç yağmur suyu biriktirmiştim. Bunu bir güzel ne yapayım? Sulayayım ben. Ama haftaya da soğuk geliyor. İşte o yüzden. Şunu geçen gün suladım arkadaşlar. Azze ve Celle diyoruz ya ama bu Arze. Diğer ismi Melody. Bu Melody'yi görünce dedim Allah Allah bu benim. Bunun ismi başkaydı. Bir baktım. Azre'ymiş. Ama bunlar Melody de diyormuş. Gönderenler. Çok hoş bir tür. Yağmur suyuyla güzelce suladım. İyi oldu. Burası böyle arkadaşlar. Bu da Orion işte başka bir tür. Şu arkadaki alt yaprakları çürümüştü. Hani donan türlerden. Bekledim. Ama o da ne oldu? Mevta. Evet bu şunu buraya koydum arkadaşlar. Hemen böyle giden bir tür bu. Bunu içeriye alabilirim de ondan. Ne yaparsan yap bu olmuyor. Bunu alacağım. Artık biliyorum hangileri dayanıyor, hangileri dayanmıyor. Evet. Ay bugün uzun bir video mu olacak acaba arkadaşlar? Burayı sonra gösteririm size. Ay burası muhteşem, muhteşem. Ha? Neon bıraka. Graptolar, baldiler. Evet, bu frostlar. Şuradan bir görüntü alayım arkadaşlar, bakın. Ya bakın havalandırma yöntemi. Harika. Yani ben bile orada oturabilirim, o kadar güzel. O dondoş mumları yakarım. Değil mi? Ne kadar güzel olur. Bayıldım buraya. Ha bak kenarlarını falan güzelce
muhkemledim. Bazı kök yapması gerekenleri de o kenarlara koydum. Güzel oldular. Evin içinde hemen pürsüdüler. Burayı başka bir videomda gösteririm size arkadaşlar. Çok güzel. Yani şu görüntü bile harika. Son olarak bunları göstereyim arkadaşlar. Yapmış olduğum kombiler. Bunlar da hiç dayanıklı değil. Bunlar da hemen çok soğukta içeriye alacağım. Bu da öyle. Variegatalı ayu pençesi. Evet, bu da bu pendeler mi? Pendels değil bu. Yani onunkiler daha tombik tombik oluyor, bu çakması. Bunları böyle kestim kestim diktim, yani öyle tahmin ediyorum. Gerçek orijinalleri benim dondu ama şunları kesmedim arkadaşlar, bakın dalları. Ama bunlardan çıkar mı çıkmaz mı? Hani kuru bir dala can veren Rabbim, bakalım bunun genetiğinde böyle bir şey var mı? Genetiğinde varsa olur arkadaşlar, yoksa olmaz. Bu da böyle. Aynı şekilde böyle kalanları ne yaptım? Bir saksı yaptım. Güzel oldu ama. Bu böyle neydi? Bir atlas çeşidi. Bunu buraya üçe böldüm, diktim. Bakın bunlar da böyle. Ay ne güzel olur bunlar şey yapsa, büyüse, canlansa. Hatta şimdi bile canlı. Bakın bu da öyle bir tür. Bunun da sattığını. Ha bu arada Rotboka diye bir şey var arkadaşlar, ilaç. Hani videolarda görmüşsünüzdür. Yabancı videolarda böyle şey. Hani Meksikalı, Arjantinli veya Çinli neyse. Onlar ne yapıyorlar? Buraları bu dal bonsai yapıyorlar. Sıkıyorlar şu yapraklara, dökülen tarafa, dalına diyelim kısacası. Ne yapıyor? Oralardan patlatıyor, bebek veriyor. İşte o ilaçlardan, o ilacı buldum. Ondan internetten ısmarlayacağım şimdi. Evet. İsmini yazarım ben size. Türkçe onu yazınca zaten arkadaşlar o İngilizce. Türkçesi de çıkıyor. Ben İngilizcesini yazdım, Almancası çıktı. Amazon'dan ısmarlayacağım, buldum yani. O köklere de iyi geliyor. Kökleri de sıkabilirsiniz. Kökleri şey yapıyor. Hemen tutuyor. Öyle bir kök yaptırıyor ki. Biz de uğraşıyoruz kök salsın diye. Meğer neler varmış. Oraya bir girdim arkadaşlar, o siteye. Bir sürü şey çıktı. Hele bir ondan başlayalım. Hani çok pahalı da bir şey değil. Alıyorsunuz, sulandırıyorsunuz. Böylelikle bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Son gündüz görüntüsü görün. Biraz içeride olduğu için çok ışık yok. Ben de buraya temizliğimi yapayım ve bitireyim. Ondan sonra da biraz çıkayım, gezeyim değil mi arkadaşlar? Alışveriş şu bu. Bunlarla uğraşmaktan ya. Tekrar hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, çiçeklerinizle, neyle mutlu oluyorsanız onlarla güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum ve Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.